Herkese merhaba arkadaşlar. Las Vegas'ta artık CES 2024'ün sonuna geldik. Harika bir fuardı gerçekten. 15 yıldır bu fuara geliyorum. İki kez gelemedim ama 15 yıl içerisinde 13 kere bu fuara geldim arkadaşlar. Her iş adamı ömründe, her sektör kim ne yapıyorsa yapsın bu fuarı mutlaka bir kez en az görmeli. Buranın havasını bir koklamalı diyorum. Ama gerçekten fuar bizim için çok güzel, çok bereketli geçti. Böyle geçmişte kalan hatıraların, geçmişte kalan tamamlanmamış, yarım kalan bazı şartlardan dolayı projelerin yeniden böyle küllerin altından ufak bir kıvılcımla kendini göstereceği bir prosesin içine doğru gireceğimizi gösterdi bize. Sizleri seviyorum sevgili arkadaşlar. YouTube'da ikinci bölüm gelecek CES'le ilgili. Oradan da takip edersiniz fuardaki high-end teknolojileri dünyanın nereye gittiğini. Ama dediğim gibi her insan, her iş adamı, her sektör ömründe bir kez mutlaka Las Vegas CES'i görmeli. Arkadaşlar, yeni bir YouTube videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün 11 Ocak 2024. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinin Las Vegas şehrindeyim. Saat 9.50 şu anda. Neredeyiz? West Hall'deyiz. CES Consumer Electronics Show'un arkadaşlar West Hall bölümüne geldik. Birinci bölümü zaten izlediniz. Bize para kazandıranlar serisiydi. Şimdi arkadaşlar bu ikinci bölüm. Bu araç teknolojilerin, elektrikli batarya teknolojilerin, elektrikli araç teknolojilerin olduğu araba şirketlerin özellikle stand açtığı yerdeyiz. Sevgili dostum İlker Bey ile birlikteyiz. İçeri doğru gideceğiz. Bakalım bizi neler karşılayacak. Gördüğüm yenilikleri, gördüğüm farklılıkları, gördüğüm güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin. Şimdi arkadaşlar çok orijinal bir video geliyor. Bizim gençlerin yanına gidiyoruz. Yıllar sonra beni görecekler tekrar. Benjamin'in hikayemizi bilenler bilir. Benjamin, how are you? 3 years lan. Yeah, yeah. 3 years. Bizim Çin'deki eve falan geliyorlardı. Müşracığım, sen de görmüş oluyorsun. Evde çok güzel yemek yiyorduk, muhabbet ediyorduk. Gel, come in. İlker abi, they are my brother from different mother. Benjamin is China's most powerful and most famous, the number one sales manager. No. It's okay, thank you. Tom is boss. Father and son. You are so crazy. West Hall'un içine girdik. Bizi BMW Plus Snapdragon dijital kasis karşılıyor arkadaşlar. BMW E7 xDrive 60 diyor arkadaşlar. Scan for me for information diyor. Şunu scan edebilirsiniz. Şöyle bir geçip bakalım mı ya? Bir imkan varsa bilmiyorum yani bir şey diyecekler mi ama araba gerçekten 2025 model diyor arkadaşlar. 2025 BMW. Görüntü gerçekten muhteşem. Ben de 4K 60'la falan çekiyorum arkadaşlar. Şöyle size görüntüyü vereyim. Arkaya insanlar oturmuşlar. Aracın tabi bir de böyle entertainment sistemi var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Orada içeride arkada bir televizyon var. Buradan böyle bakıyorlar. BMW E7'nin bir de şöyle
arkadan size görüntüsünü vereyim arkadaşlar. Durum bu. Şimdi içeride başkaları varken de böyle çok kapıyı da açmak istemiyorum dedim ama mesela şimdi başkaları geldiği için ben de şöyle bir adım atayım. Bir kapıyı açmaya çalışayım. Bakayım kapı açılacak mı? Oo, kapı açıldı. Aa, okey, okey. I understand. Okey. Arkadaşlar, yani aslında yapmam gereken bir şey yaptım. Sizin için şöyle çekiyorum içeriği. Siz de görmüş oldunuz. Ben diğer araçlara doğru gidiyorum. Müsait bir alanda belki tekrar bir daha bunu çekeriz. Las Vegas CES West Hall'un girişinde şöyle bir All On reklamıyla birlikte sol tarafta başka bir reklam daha bizi karşılıyor. Türkiye'den TOG. Together diyor. Together Beyond. Evet arkadaşlar, durum bu. TOG'un reklamı da buraya verilmiş. Şimdi biz böyle içeri doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bizi hangi araç teknolojileri, hangi truck teknolojileri, neler bizi karşılayacak sevgili arkadaşlar. Girişte LG InnoTech'i görüyoruz. LG'nin innovation teknolojileri arkadaşlar. Burada biraz çipler var arkadaşlar. Yani sensörler ve çipler. Wireless Battery Management System diyor arkadaşlar. Biraz herhalde anladığım kadarıyla bataryaların wireless şekilde doldurulmasıyla ilgili de bu elektrikli araçlarda bir çalışmalar yapılıyor. Bu da LG bunu burada hem bu çiplerini hem bu sensörlerini gesture control kamera, occupant monitoring kamera, driver monitoring kamera. Bunlar arkadaşlar sensörler, kameralar üzerinden çalışıyor zaten. Ön arka kameralar falan vesaire. Dedim ya, yani bu araç teknolojilerine çok hakim olan insanların videoları sizin için daha spesifikleşerek bir video izlenme haline gelebilir yani. Ama ben böyle burada gördüğümlerimi sizlerle paylaşıyorum sevgili dostlar. Sevgili arkadaşlar, Shipank'in yapmış olduğu ve 120 kilometre ile ilk uçuşunu tamamlayan Shipank uçan arabayı sizlere daha detaylı anlatmayı çok isterdim ama aracın videosuna çok sonraları ulaştım ve videonun içine bu şekilde eklemlemek istedim sizler için. Detaylı bilgi isteyenler YouTube'da Shipank yazarak aracın bütün bilgilerine ulaşabilirler. Şu arkadaşın girmediği alan yok maşallah. Amazon'un araç teknolojileriyle ilgili arkadaşlar. Araçlara sunduğu çözümler, cloud çözümleriyle ilgili burada devasa bir standı var. Amazon. Amazon demek Amerika demek gibi bir şey yani şu anda arkadaşlar. Apple demek ne kadar Amerika demekse, Tesla demek ne kadar Amerika demekse, Amazon demek de o kadar Amerika demek yani arkadaşlar. And you're probably wondering what Mobileye's next breakthrough. Evet arkadaşlar, burası Mobileye. Otonom sürüş teknolojileri geliştiren çok büyük bir şirket. Şoförsüz araçlar arkadaşlar. Sensörler üzerinden, kameralar üzerinden. Evet arkadaşlar, bakın şöyle. Şoför varken de zaten o parklar var. İşte kendisi gidiyor arkadaşlar. Otonom sürüş. Tesla'da falan var ya, bunlar satın alıyorsunuz. Bu alanda teknolojiler geliştiren bir şirket Mobileye. Burada devasa bir stand açmış ve geliştirdiği prodaktları katılımcılarla paylaşıyor. Mobileye mesela Volkswagen için otonom sürüş teknolojileri geliştiriyor arkadaşlar. Self-driving vehicle burada arkadaşlar, görüyorsunuz. Yani şoför otursun, o kendisi gidiyor. Yalnız araba da güzel, hoşuma gitti. Çok şık. Türkiye'de bizim transporterlar vardı ya, tabi Amerika'da bunlar yok. Tam aile arabası yani, istediğimiz genişlikte yani. Çok da güzel. Ama adamlar arabayla değil, arabanın otonom sürüş teknolojileriyle ilgilendikleri için beni biraz otonomdan fazla arabanın kendisi ilgilendirdi yani. HD Hyundai'ye geldik sevgili dostlar. Hemen şöyle çekelim. Ne yapıyor insanlar burada? Virtual Reality Experience yapıyorlar arkadaşlar. Deneyimliyorlar. Twin X-Eyed nasıl okunuyor bilmiyorum. VR Experience diyor. Şimdi onların gördüğünü de buradan paylaşıyor arkadaşlar. Hemen burada yine Remote Control dediği mesela arkadaşlar, bakın. Şunu görüyor musunuz? Şu kepçeyi. Kepçe operatörleri bunu kullanıyor ya. Sizi kepçe operatörü yapıyor burada. Evet arkadaşlar. Şimdi teknolojinin future dediğimiz yani geleceği anlatan hollerinin olduğu bölgede artık yavaş yavaş dünyanın en büyük global markaları kendi ürünlerini, yeni productlarını sergiliyorlar. Biz şu an Hyundai'in standındayız ama arkada reis var, görüyorsunuz Mercedes. Ben buradayım diyor. Çok da güzel bir stand kurgulamış burada. Yavaş yavaş biraz oraya doğru geçeceğiz. YouTube videosu derinleşerek devam edecek. Neydi slogan? O ve diğerleri. Mercedes en harika standlardan birini açmış. Birazdan oraya doğru gideceğiz. Böyle bir tepeden Hyundai'in
kepçelerinin tanıtıldığı, sanal kepçe operatörü olduğunuz bu standından şöyle biraz tepeye doğru çıktık sevgili dostum İlker Bey ile birlikte. Ne yaptık? Şu tarafa doğru döndük. Mercedes'i görünce evet dedik, gideceğimiz yer şu anda netleşiyor. Arkada da arkadaşlar şöyle bakın 2x yapayım. TOGG'u görüyorsunuz Türkiye'den. TOGG. Türkiye'nin otomobili geliştirme grubu. Oraya da bir uğrayacağız. Ama önce bir kralı selamlayalım. Kralın mekanına geldik. Alman kralı. Alman kralı değil ya, dünya kralı değil mi abi yani? King of the World. Kıpkırmızı bir Mercedes konsept CLA serisi görüyorsunuz arkadaşlar. CLA Class diye buraya yazılmış. Şöyle hemen içine bakın. Size gösterelim arkadaşlar şu konsept arabayı. Harbiden çok güzel ama ya arkadaşlar, bakar mısınız? Los Angeles'ta Elvis Presley'in bir arabası var. 1960 model bir aracı var arkadaşlar. Yani biraz böyle onu andırdı şu metal pedallar falan. Ama işte Mercedes. Mercedes abi başka bir şey yapmış yani yine. Konsept araç CLA serisi. Hemen buraya da zaten kocaman CLA yazmışlar. Arkada başka şeyler falan var ama şöyle biraz daha arkadan döndürüp bakalım. Arkada değil mi asıl kral? Bir tane kral var. Nerede? 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 Evet. Asıl kral. Uçan araba arkadaşlar. Uçan araba geldi. Bakın görüyorsunuz değil mi? Evet. Hemen şöyle Mercedes-Benz. Elektrikli konsept Mercedes-Benz arkadaşlar. Durum tam olarak bu. Ya şimdi içine falan da binmek isterim ama bekleyeceğim. Zaman kaybı değil mi İlker abi? Çok insanlar böyle gelecekler, yapacaklar falan. Ama başka bir şey yani. Başka bir şey. Şöyle Çinli arkadaşlar iniyorlar içinden. Şöyle yakından göstereyim. O da zaten aracı anlatıyor arkadaşlar. Aracın konseptini anlatıyorlar. Başka bir şey bu. Evet arkadaşlar. Neredeyiz biliyor musunuz? Hyundai Mobis'teyiz. Hemen size görüntüyü göstereyim arkadaşlar. Şimdi görüntü böyle ama görüntü böyle. Tekerlerin dönüşünü görüyor musunuz arkadaşlar? Kaç derece tekerler dönüyor? Aynı görüntü arkadaşlar. Şöyle 0.5x alayım. Daha yakından görün. Aslında şurada izlediğiniz araç tam olarak şurada şu anda şovunu yapıyor arkadaşlar. Ben de bu anları sizlerle paylaşıyorum bu anları. Evet. Kendi etrafında 360 derece dönebilen Hyundai Mobis sizlerleydi. İlker Bey, merhabalar efendim. Nereye geldik? Evet. TOGG'un standına geldik. TOGG, TOGG'un standına geldik Türkiye'den. Türkiye Otomobil Geliştirme Grubu'nun Las Vegas CES'te açmış olduğu stand arkadaşlar. Yeni sedan modeli de şurada sergileniyor sevgili arkadaşlar. Evet, hemen şöyle TOGG'un standını 0.5x'e size göstereyim arkadaşlar. TOGG'un yeni nesil standını görmüş olun arkadaşlar. Böyle bir future görüntüyle yapılmış bir stand. Şöyle içeri doğru girelim. Sizler de bakın arkadaşlar. Katılımcılara bez poşetler hediye ediliyor. Şuradan girerek TOGG'u deneyimlemeniz sağlanıyor. T10X Experience arkadaşlar. Bunu da böyle deneyimlemenizi istiyorlar. Hemen şurada da TOGG'un yeni çıkacak olan sedan modeli arkadaşlar tanıtılıyor. 2x hatta şöyle 5x yapayım. Daha yakından görün sevgili dostlar. Ama x'ler arttıkça sesler değişebilir. Kusura bakmayın lütfen. Aslında biraz şöyle gidelim içeriye doğru. Siz de benimle birlikte Las Vegas CES'te TOGG'un şu aracına daha yakından bakma imkanına kavuşmuş olun sevgili arkadaşlar. Biraz şöyle şu tarafa doğru gidelim. İçini falan da size göstereyim. Evet, devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle yürüyerek. Together diyor arkadaşlar. Yapıyorsunuz. Together. Hemen şöyle devam edelim. Ve arkadan İstanbul müzikleri şöyle yavaş yavaş gelsin. Evet arkadaşlar. TOGG'u yakından görmeniz için. Las Vegas'taki sunduğu aracı yakından görmeniz için sizlerle paylaşıyorum. Arkasını, önünü görün. Artık siz kendi değerlendirmelerinizi kendiniz yaparsınız diye düşünüyorum. Şöyle 0.5x'de de şu açıdan TOGG'un Las Vegas CES'te standını benimle birlikte görmüş olun.
TOG'un standını gezerken İlker Bey buradaydı. Gizem Hanım'ı gördük. Turkish Coffee'deydi. Seher Hanım'ı gördük. Merhabalar. Virginia'dan hoş bulduk. Nasılsınız Gizem Hanım? Teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Biz komşuyuz. Virginia'da, evet. Vegas'ta buluştuk. Evet. Çok keyifli. Gururumuzsunuz. Turkish Coffee'deydi. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? Beraber güzel şeyler yapıyoruz. Evet. TOG'la gurur duyuyoruz. Çalışmalar. Benim harika standından bir tanesini yaptılar. Evet, çok güzel stand olmuş. Kafileydi nasıl gidiyor? Kafileydi harika gidiyor valla. Sabahtan beri iki tane franchise bile sattık diyebilirim. Evet. Bu güzel haberi de sizinle paylaşıp, bir tanesi de Kanada'dan. Arkadaşlar, Turkish Coffee Lady'nin çok etkileyici bir hikayesi var. Google'a da yazın, görürsünüz Gizem Hanım'ın hikayesini. Kendisi Amerikan Senatosu'nda, Beyaz Saray'da, Kongre binasında, her yerde Türkiye'yi çok güzel temsil ediyor. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz. Gizem Hanım. Hep beraber. Çok sağ olun. Fıstıklı kahvemizi içelim. Evet. Aynen öyle. Kahve geliyor bol köpüklü. İnşallah yakında Amerika'nın her tarafına yayılıyor olacağız. Bütün eyaletlerde görecek miyiz? Hedef bu değil mi? Her yerde yani. Los Angeles'ı bekliyoruz. Evet, oraya da geleceğiz. Hadi bakalım inşallah. Bize. İnşallah. İlker abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Robo barmenleri görelim mi abi? Robo barmaid, robo man. Yine karşımıza AI çıkıyor. Evet, yine bir AI karşımıza arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yakınlaştırayım sevgili dostlar. Bakın görüyorsunuz. Kolayı açıyor, bardağı koyuyor. Tekrar bir daha gönderip çöpüne atıyor sevgili arkadaşlar. Robot kollar burada. AI, Artificial Intelligence teknolojisiyle arkadaşlar çalışıyor. Dulsen herhalde anladığım kadarıyla bir Japon ya da Kore firması. Las Vegas CES 2024'te AI almış başını gitmiş. Luminar bir sensör şirketi arkadaşlar. Ultra safety bir sürüş deneyimi sergiliyor. Polestar'ı karşıda görüyorsunuz. Hemen şurada Polestar 3'te sergileniyor. Luminar sensörünü kullandığınızda arkadaşlar yolda karşınıza bir diyelim herhangi bir lastik çıktı, bir şey çıktı. Hemen araba otomatik olarak duruyor arkadaşlar. No Luminar'da durmuyor, basıyor gidiyor yani. Böyle bir güvenlik sensörü CES 2024 Las Vegas'ta kendini tanıtıyor. Elektrikli Polestar 3 sizlerle birlikte hemen şöyle göstereyim size. Luminar teknolojisine de sahip arkadaşlar. Ultra safety, güvenlik ve sürüş deneyimi sunan bir teknoloji burada. Polestar'ın özellikleri, spesifikasyonları da bu arkadaşlar. Dual motor, long range dual motor diyor. Long range dual motor bir performance pack ile geliyor arkadaşlar. Hemen şurada Power 1'de özellikleri okuyorsunuz. Power 2'de özellikleri okuyorsunuz. 0'dan 100 km'ye 4.9 saniyede çıkıyor. 4.6 saniyede çıkıyor. Top speed 130. Top speed 130 mile bunlar arkadaşlar. 300 mil gidiyor, 270 mil gidiyor. Böyle kabaca özellikler bunlar. Şimdi hemen şöyle kamerayla içeri doğru geçelim. Ve şöyle içeriği çekelim. Polestar'ın Piano Black iç tasarımını da görmüş olun arkadaşlar. Yine böyle kollar da böyle Piano Black arkadaşlar. Bowers & Wilkins'in speaker'ını görüyorsunuz, burada hoparlörünü. Çok güzel gerçekten, böyle iç döşemeleri falan. Elinizi falan sürdüğünüzde çok kaliteli böyle fabrik döşemeler var. Direksiyon gerçekten çok güzel arkadaşlar. Harika olmuş ya. İşte elektrikli araç bu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de hemen Polestar'ın şöyle arkasına bakalım arkadaşlar. Şöyle bir de arkayı size göstereyim. Şöyle içeri binelim. İçeriden şöyle bir arkaya bakın. Emniyet kemerleri falan gerçekten. Hi sir, how are you? Thank you. Evet, gayet güzel. Vietnamlı Winfest'e geldik. Yine TOG'u yapan Pinin Farina Winfest'i de yapıyor arkadaşlar. Ve şimdi Winfest bu sene burada çok ilginç arabalarını tanıtıyor. Şimdi bu 9 serisi, 8 serisi araçları vardı bakın arkadaşlar. Gayet büyük yani. Lexus TX500 ya da Toyota Grand Highlander gibi büyük. Birazdan onun içine bineceğim, bakacağım. Çünkü 3rd row, 3. koltuğun genişliği benim için çok önemli. Ben gerçekten onu çok önemsiyorum. Özellikle geniş ailelerde. Winfest bir Vietnam markası arkadaşlar. Hemen şöyle size Winfest'in Winfest Cybertruck'ını göstermiş olayım. Vietnamlı Winfest bu fuarda bunu sergiledi arkadaşlar. Şöyle bakın. Kapılar biri bir tarafa, biri de diğer tarafa doğru açılıyor arkadaşlar.
ya şuranın içine girip de şöyle içini çektirseniz çok güzel olurdu yani. Ama WinFest hakikaten çok harika bir konsept araç ya. Konsept araç değil yani, araç. Bunu satışa çıkacaklar. Amerika pazarına çok güçlü girmek istiyorlar. Santa Monica'da çok güzel bir storeları var. Belki Amerika'nın farklı yerlerinde de var. Özellikle Ford F50, Ford F150 kullanıcıları, F150 kullanıcıları çok iyi bilir. Bunlar da county, kasaba arabaları, yani şehir içinde kullanabileceğiniz elektrikli VF3 arkadaşlar. Yani zaten 9, 8, 5 rakamlarla gidiyor WinFest. Jantlar falan böyle değişse aslında çok daha güzel bir araba olabilir. Şehir içi çok şık, çok kompakt bir araba arkadaşlar. Biraz da İlker abi, şu Mercedes'in küçük arabasının adı neydi? Şimdi aklıma gelmiyor. Mini Cooper mıydı? Mini Cooper değil mi? Mini Cooper konsepti bir araba aslında. Biraz daha Jeep'in de bir küçüğüne benziyor falan böyle. Ama güzel yapmışlar. İyi bir araba. Tatlı bir araba yani. Renk falan da hoşuma gitti. Şehir içinde çok güzel bir araç olur. Elektrikli arkadaşlar bunlar neyse. WinFest, Vietnam'ın elektrikli araç üreticisi. Evet, dedim mi arkadaşlar, özellikle araçların akıllanması ile birlikte otomotiv sanayine dönük çok ciddi şirketler ortaya çıkmaya başladı. Z-Vision da bunlardan biri arkadaşlar. Otomotiv application'ları yapıyor. Özellikle bu araç içinde, entertainment sektöründe ve araçların özellikle sensörlerinde kullanılan araç kullanımındaki keyfi ve kullanım deneyimini artırmak üzere geliştirilen sensörler, yazılımlar, application'lar, uygulamalar arkadaşlar. Bu da o şirketlerden bir tanesi. AI dedim ya, her yeri kaplıyor diye, AI on board diyor. Volkswagen'in ID.7 modeli arkadaşlar. AI for a world in motion diyor arkadaşlar. Şimdi ses komutlarıyla arabayı hareket ettiriyorsunuz, kullanıyorsunuz arkadaşlar. Durum tam olarak bu. Burada bu tanıtılıyor. Artificial Intelligence, yapay zeka araçlara giriyor artık arkadaşlar. 1965 model Mustang görmek ister misiniz sevgili arkadaşlar? Sanki içinden bir an Dominic Toretto ya da John Wick çıkacakmış gibi hissettim. Arkadaşlar, Seyont bir akıllı araç markası, elektrikli araba. Bu elektrikli arabalar var ya, akıllı telefonlar gibi olacak. Belki bir gün biz de araba yapıyoruz diyeceğiz. Mobilmus markasına basacağız. Zaten konseptler hazır arkadaşlar. Elektrik istasyonlarında şarj olacaklar. Çok fazla bir teknik servisleri yok zaten. Ve durum tam olarak böyle olacak. İç renkleri, ergonomisi, tasarımı falan gerçekten çok güzel Seyont'un. Yani dediğim gibi arkadaşlar, akıllı telefon montajlanarak yapılıyor ya birçok marka böyle. Akıllı telefon neyse, akıllı arabalarda, elektrikli arabalarda aynı bunun gibi olacak. Onlarca marka var burada. Elektrikli araçların artmasıyla birlikte şarj istasyonu yapan, üreten firmalar da arkadaşlar artıyor. Yani bu elektrikli arabalar için şarj istasyonları üretiyorlar. Uzatmamak gerekirse bir sürü firma artık bu işe girmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok ilginç bir yerdeyiz. Yine otonom araç sürüşüyle ilgili teknolojiler geliştiren, sensörler ve yazılımlar geliştiren bir firmadayız. Indy Autonomous Challenge. Arkadaşlar, ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz? Formula 1 arabalarını otonom sürüşe getirmeye çalışıyor adamlar. Bununla ilgili buradaki şu anda sunumlarını yapıyorlar. Sevgili arkadaşlar, Tesla'ları görüyorsunuz. Şöyle iki içle yaklaştırayım. Burası Vegas Loop. Elon Musk Las Vegas'ın altına, Las Vegas Convention Center'da holler arasında yolculuk yapabileceğiniz bir shuttle dünyası kurmuş arkadaşlar. Bakın, Tesla bu aşağıdan çıkıyor. Biz de şimdi oraya bineceğiz arkadaşlar ve bulunduğumuz West Hall'den Central Hall'e doğru bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Girişteyiz. Görmüş olduğunuz gibi Vegas Loop tam olarak burada. Vegas Loop'ta Las Vegas Convention Center Southeast'ten başlıyor arkadaşlar. Central Station, West Station, Riviera Station, Resort World Station diye bölümler var. Biz şu anda West'teyiz arkadaşlar. West'ten Central'a gireceğiz. Daha sonra da işimiz burada bitince Central'dan South'a doğru geçiş yapacağız. Evet, bizim Tesla'mız geldi arkadaşlar. Hemen Vegas yaparken Tesla'mıza bindik ve şimdi nabiz
We had it. What? Central? Now we are going to Central Hall. Central Hall. Evet, Central Hall'e gideceğiz arkadaşlar. İlker Bey, nasılsınız? It's good to be in Tesla. Elon Musk show yapıyor değil mi? Yeah. Görüyorsunuz yani arkadaşlar. Seslerini. Vegas Loka doğru devam edeceğiz şimdi. Siz de benimle birlikte bu deneyimi elde etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar. Bir telefonla YouTube kanalı için yatay şekilde çekim yaparken elimdeki diğer telefonuma Instagram için sizler için böyle arkadaşlar dikey çekimde bir Instagram siteyi çekimi yapıyorum. Ama fark etmez. Evet. Vegas Loop'un içine girdik sevgili arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yerin altında Tesla'larla bir shuttle çekimi ve bir anda hızlandı arkadaşlar. Bir anda hızlandı ve inip Central Station'a gideceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bu son görüntü olmuş olsun. Evet arkadaşlar, Vegas Loop yolculuğumuz sona erdi. Hi bro, how are you? How's it going? Okay. Buradan indik şimdi arkadaşlar, şu araçtan indik görmüş olduğunuz gibi. İlker Bey de geliyor şu anda ve ne yapacağız? Yürüyen merdivenlerden, eskalatörlerden yukarı doğru devam edeceğiz. Şu beyefendiye bir yol verelim, o gitsin. Şu beyefendiye de yol verelim, o da gitsin. Biz de eskalatörlerden Central Hall'e doğru yolculuğumuzu sürdürelim sevgili dostlar. Arkadaşlar, burası da Central Hall'ün girişi. Şu tarafta North Hall var. Bu taraf Central Hall'ün girişi. İçten de South Hall'e devam ediyorsunuz. Biz zaten West'i bitirdik. Westgate Oteli bitirdik. Venedik Oteli bitirdik. Bir Aria kaldı ama çok yorulduk. Şimdi yavaş yavaş Central Hall'ün girişine girelim. Bu büyük girişte hep böyle LG'nin devasa bir ekranları bizi karşılar. Bakalım yine aynı şeyle karşılaşacak mıyız? Karşıda LG yine her zamanki yerinde, 15 yıldır neredeyse hep burada bizi karşılıyor. LG OLED görüntü teknolojisiyle şovunu yapıyor böyle. Cam gibi bir görüntü sağlıyor ve gerçekten bunu da böyle camlarla anlatıyor. İnsanlar ellerinde kameralarla şu anda bu görüntü netliğini, bu olağanüstü, inanılmaz gerçekliği deneyimliyorlar burada. Dünyanın İlk 4K wireless transparent TV'si arkadaşlar. Cam yani cam. Önü de cam, arkası da cam. Dünyanın ilk 4K wireless transparent TV'sini görüyorsunuz. Önü cam, arkası cam. Transparent TV ve wireless arkadaşlar. İnanılmaz bir görüntü var. Herkes elinde şu anda telefonlarla burayı çekiyor. Önü cam, arkası cam. Resmen cam. Televizyon diye bir şey yok yani. İlginç. Dünya bambaşka bir yere gidiyor İlker abi. LG'nin elektrikli araç şovunu izliyorsunuz şu anda. EV Charging Station, yani LG'nin kendisi kendi arabaları için kendi charging station'larını da yapacağım diyor. Panoramik cam tavanlar, harika bir ev şeklinde tasarlanmış koltuklar, arkada buzdolabı var. Konsept araba, konsept bir araç. Ama muazzam bir görüntü var. Bu anları da sizlerle paylaşmak istediğim bir arabanın şöyle önü de gelsin. Yavaş yavaş deniyor. Çekim yapıyorlar. Konsept bir araç. LG bu işe girer mi? Belli olmaz. Girebilir. Koltukları tanıtıyorlar özellikle. Entertainment sistemini tanıtıyorlar. Ve LG'nin şurada da dediğim gibi şarj istasyonları tanıtılıyor. Siz de arabayı benimle birlikte görmüş oluyorsunuz. Herkes LG der mesela. LG, L ve G harfleri. Ama anlamı ne? Life is good. LG. Bu arada arkadaşlar, mesela size ilk videoda demiştim ya, Vietnam'a geçiş var diye. Bakın arkadaşlar, şöyle yaklaştırıyorum. Made in Vietnam'ı görüyorsunuz değil mi? Artık yani Made in China'lar, Made in Vietnam olarak arkadaşlar değişiyor mesela. Şöyle de göstereyim. İlker abi bak, İşte böyle olmalıyım, biliyor musun? Bak, ne güzel anlatıyor bak. Elinde kamerayla çok güzel bir şekilde ona ne yapması gerektiğini anlatıyor. Böyle döneceksin, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyor. Sırtında çantada zaten kendisiyle ilgili bir şeyler yazıyor. Bu da bir YouTuber, influencer. Şu anda bir çekim yapıyorlar. Burayı size paylaşmak istedim. Fan olsun yani biraz. Nerede benim yaşıtlarım? Nerede benim yaşıtlarım ve benden biraz daha büyük? Tari. Evet sevgili arkadaşlar. Durum bu. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel ya. Tabii birkaç sene ben bunu görüyorum, biliyorum. Adam çok konsept işler yapıyor yani, güzel işler yapıyor. İlker Bey abi, yine masaj koltuklarını görünce durdun hemen burada. Ya var ya, şeye bakar mısın? Birinci bölümü izleyenler anlayacaktır ne demek istediğimizi.
İlker Bey'in masaj koltuklarını görünce gerçekten bütün bacaklarının dermanı gidiyor. Hemen oraya gidip masaj yaptırmak istiyor bacaklarına. Nasıl? Farklı bir level yalnız. Değil mi? Çok güzel değil mi? Yani bir de bunu deneyimlemek ister misin? Sıra var, bakar mısın? Of, şuraya bak. Bir sürü insan sıraya girmiş. Body friend. Aynen, body friend. Artificial intelligence. Abi şu böyle yapay zeka kadınlar falan çıkıyor, korkuyorum artık, biliyor musun ya? Arkadaşlar, efsane bir yere geldik. Dancing car, sıra var. Şu görüntüyü görüyor musunuz arkadaşlar? Yukarıdan asılmışlar. Harika bir görüntü var. İlker abi, burayı denemeliyiz. Magic carpet diyor arkadaşlar. Felix yapayım. Şöyle görün. Of. Hemen bunu deneyimlemeliyiz. Arkadaşlar, Magic Carpet'ta harika bir görüntü var gerçekten. Yani şu yerdeydi biraz önce. İplerden yukarı doğru çekildi. Ve insanlar inanılmaz bir deneyim elde ediyorlar. Ya ciddi bir sıra var ya. Bu sırayı beklemek de istiyorum. Beklemek istemiyorum da bir yandan. Ama ya şuna binip kamerayla da şurayı çekmek istiyorum ya. Bakalım videonun devamında olacak mı, olmayacak mı? Biraz size izleteyim şurayı. Çok güzel gerçekten. Harika. Evet, burası da Dancing Car arkadaşlar. Şu anda çekiyorum. Biraz kamera hareket etti, kusura bakmayın. 2024'te göreceği çıkmış durumda. Herkes bunun başında videosunu çekiyor. Efila. Sony'ye geldik. Dünyanın en büyük, en önemli markalarından biri Sony. Ekranlarını tanıtıyor. Arka tarafta gördüğünüz Honda ile birlikte geliştirdiği arabasını tanıtıyordu. Sinema çekimleri için arkadaşlar virtual production, yani sanal bir production makinesi var burada. Geliştirdikleri yazılımlar, kameralar, sensör sistemleri hepsini böyle tanıtıyor arkadaşlar. Yani siz sadece arabanın içine biniyorsunuz, geri kalan o hallediyor. Arka plana da koyuyor, sizi istediğiniz yere götürüp koyuyor. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, şurada şöyle çok güzel bir şekilde bunu anlatıyor. Sonraki Virtual Production Assistant da burada arkadaşlar.
devasa ekranları görüyorsunuz. Şurada yine araç teknolojileriyle ilgili yaptıkları sunumlar var. Sony'de durum bu. Evet arkadaşlar, ikinci bölüm burada son bölüm olsun. Türkiye Otomobil Geliştirme Grubu'nun TOG'un Las Vegas'ta bulunan standında oturuyoruz. Böyle bir kapanış konuşması yapayım dedim. Sevgili arkadaşlar, ikinci bölümde bu uçuk kaçık teknolojiler diye hitap ettiğimle birinci bölümde böyle anlattım. Ne gördüğümü şimdi size anlatacağım. Arkadaşlar, otonom teknolojiler, sürücüsüz, sürücü olsa bile otonom olarak giden arabaların yazılım yapan şirketleri birçok yeri kaplamış. Konsept araçlar vardı. LG'nin özellikle dünyanın ilk wireless transparent TV'sini yaptığını gördük. Bu da çok önemliydi. Mercedes'in konsept arabalarını gördük. TOG burada ikinci aracıyla tekrar bir daha görüntüye çıkmıştı. Araç şarj istasyonları, tekerleri 360 derece dönebilen araçlar. Birçok farklı teknoloji vardı burada arkadaşlar. Özellikle mesela karşıda bir Luminar var arkadaşlar. Yazdıkları yazılımla safety driving sağlıyorlar. Yani şoför durmasa bile araç kendisi duruyor. AI, Artificial Intelligence zaten şu anda buranın ana konusu. Her şey AI, her şey AI. Dünya başka bir yere gidiyor bu konuda arkadaşlar. Las Vegas CES 2024 bize bunu gösterdi. Önümüzdeki yıllar neleri getirecek bilmiyorum ama akıllı araçlar, akıllı evler, akıllı tahtalar, akıllı şunlar, akıllı bunlar, akıllı telefonlar, akıllı arabalar, insan dışında her şey insandan daha fazla akıllı olur noktaya geliyor. Bunu da burada daha net, daha yakından görmüş olduk. Sizleri seviyorum. Arkada çok ses var. İkinci bölümden 2024 Las Vegas'tan hepinize sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi gösteriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.